Taksim Gezi Parkı son dakika bilgisi olarak bariyerlerle çevrilmiş durumda ve girişler yasaklanmış durumda. Oraya giden metrolar durduruldu gibi gibi. Yani e, korkutmaya devam ediyor anladığım kadarıyla 11. yıl dönümünde de. Çünkü eyleme saatler kala polis yine e, Taksim Gezi Parkı, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokakları demir bariyerlerle kapattı. Hani normalleşme, hani yumuşama konuşuyoruz ama sonuç olarak durum da bu. Yani sokakta durum böyle. İşte tabii 1 Mayıs'ta da bunu söyledik. Keşke sınırlarda da böyle güvenlik tedbirleri söz konusu olsa da şimdi birazdan konuşacağımız sadece Suriye, Afgan, Bangladeş, Pakistan'dı bir de Roan da eklendi üstüne bunları yaşamasak kimlerle konuşacağız çok kıymetli konuklarım Sözcü TV Strateji ve Güvenlik Danışmanı Ahmet Yavuz Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Engin Yurt İyi Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Turan Çömez ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin hep beraberiz konuşmaya başlayacağız önce tabii bu Gezi Parkı ile ilgili giriş yaptım çünkü 11. yılında ve bu sene daha farklı bir atmosfer var. İşte el sıkışılıyor, ziyaret, iade ziyaret. 18 Haziran'da olması beklenen Cumhurbaşkanı'nın CHP Genel Başkanı'na iade ziyareti falan ama işte Gezi Parkı'nda polis ablukası aynen 11. yılında da devam ediyor. Diyoruz ya keşke sınırlarda da aynı hassasiyet gösterilse. Çünkü tek millet, tek vatan tek bayrak derken kaptan yer kalmadı kapat artık kapıları hala vakit varken diye şiir yazdırdı <laughs> artık bize bu. Çünkü sığınmacılar için her yol Türkiye'ye çıkıyor. Yani Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Bangladeşli, Afrika kıtası derken Ruandalılar da eklendi. Bugün Sözcü gazetesinde de vardı yeni göç dalgası mı geliyor acaba diye. Çünkü Ruanda'dan sığınmacı mı turist mi geliyor bir türlü anlayamadık. İngiltere'nin Ülkedeki düzensiz göçmenleri yolladığı Ruanda ile yapılan turizm anlaşması yeni bir göç dalgası mı yaşanır e, gündemini getirdi, koydu önümüze. E, ve tabii bir günde çok sayıda kalkacağı ve uçakların dolu olduğu ileri sürüldü. İngiltere'de kanun dışı göçmenler Ruanda'ya gönderiliyor ve sığınmacılar da başvuruları Ruanda'da değerlendiriliyor. İltica talebi reddedilenlere de güvenli bir üçüncü ülkeye sığınma hakkı oluyor. Tam da bugünlerde bu güvenli üçüncü ülke nedir acaba neresidir derken Türkiye Ruanda ile Turizm işbirliği Anlaşması imzaladı. Hoş bu iletişim başkanlığı tarafından iddialar yalanlandı ama bu işi ilk gündeme getiren hatta Turan Çömez'in tweetini lütfen arkadaşlardan rica edeyim vole verelim. meclise Turan Çömez de sizden işin aslını astarını bir dinleyelim. Ne oluyor? Ruanda ile nedir bu anlaşmanın içeriği? Bir anda bir turizm cazibe merkezi haline mi geldi Türkiye Ruandalılar açısından? Çok teşekkür ederim. O gün ben mecliste nöbetçi grup başkan vekiliydim. Arkadaşlar bana resmi gazetede Erdoğan'ın imzaladığı bu anlaşmayı getirdiler. Tabi bunu görünce geçmiş çalışmalarım da hatırıma geldi. Burada temel problem şu. Bu iki ülke arasında yapılmış bir anlaşma. Dolayısıyla bu anlaşmanın meclise gelmesi gerekiyor. Bizim tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. Eline boyuna bu anlaşmanın faydasına, zararına konuşmamız gerekiyor. Fakat Türkiye öyle bir süreçten geçiyor ki Sayın Erdoğan ben imzaladım bu anlaşmayı dedi ve 5 yıllık sürenin bitimine yakın birkaç gün kala bu anlaşmayı imzaladı ve faaliyete veya hayata geçirdi. Şimdi niye geçti bu anlaşma e, hayata? 2019 yılında aslında iki ülke arasında imzalanmış, hiç uygulanmamış. Ben bu süreci İngiltere'deyken çok yakından takip ettim. İngiltere devasa otel gemiler oluşturdu. Ve kendi ülkesine, adaya hiç kimseyi kabul etmeden kıyıya gelen herkesi gemiye doldurdu, bekletti orada. Bir süredir yasanın geçmesi için çaba harcıyorlar. Nihayetinde yasa geçti ve İngiltere, Ruanda'ya tam rakamını hatırlamıyorum, 150 milyon pound civarında dedi ki ben size bir para vereyim. Benim ülkeme gelen herkesi ben sana göndereceğim. Hatta gönüllü olanlara da dedi ki 3 bin pound para verin, gidin orada yaşayın Ruanda'ya. Ve yavaş yavaş ilk parti önümüzdeki günlerde Ruanda'ya gitmeye başlayacak. Öte yandan 2015 yılında İsrail'in böyle bir kararı var ve o dönemde İsrail kendi ülke sınırları içerisinde kaçak yollarla gelmiş olan mültecileri ya da göçmenleri direkt para karşılığı Ruanda'ya gönderme kararı aldı. Ruanda nasıl bir ülke? Ruanda coğrafi olarak bizim Sivas vilayetimizden küçük bir ülke. Coğrafi yapısı çok ufak. Ve 14 milyona yakın insan yaşıyor. Anormal bir popülasyon var ve çok fakir bir ülke. 700-800 dolar civarında kişi başı milli geliri var. Denize kıyısı yok, doğru düzgün altyapısı yok, yolu yok, e, tren yolu yok e, ve hiçbir turistik destinasyonu da yok. Peki Türkiye ile Ruanda niye böyle bir anlaşma imzalar? Neden böyle bir şey yapar? Ben bir milletvekili olarak bununla ilgili duyduğum kaygıları parlamentoda sizlerin, bizlerin, bizi izleyenlerin adına gündeme getirdim. Ve ben bunu yapmak mecburiyetindeyim, bu benim sorumluluğum. Benim muhatabım dezenformasyon merkezi değil. Baktım bugün Ruanda Büyükelçiliği dezenformasyon merkezinin yaptığı bir açıklamayı benim de adımı e, işaretleyerek yazmış. Turan Şömez oradan kalkacak dezenformasyon başkanlığı benim muhatabım meclis grup başkanıdır, grup başkan vekilidir, ilgili bakandır. Çık cevap ver bana. Dezenformasyon başkanlığı sanki Pravda medyasıymış gibi, sanki Rusya'da yaşıyormuşuz gibi. Bunlar doğru değildir diye. O zaman bana doğrusunu söyle. Şimdi daha öteye gideceğim, daha ileriye gideceğim. Peki, Buradan başka sorular soruyorum. Siz Ruanda'yla nasıl bir vize uygulaması yapıyorsunuz? Şu anda hususi pasaport taşıyan herkes hiçbir şekilde vize almadan Türkiye'ye gelebiliyor Ruanda'dan. Peki kardeşim ya bu adamlara sen Ruanda'da rüşvetin kol gezdiği bir ülkede, Türkiye'de de oldu gri pasaport skandalları, bunlara çatır çatır parayla pasaport satılsa, bu adamlar elini kolunu sallaya sallaya gelseler, hiçbir vize almadan bizim ülkemize gelseler, kim verecek bunun hesabını? Gelip pasaportu yırtıp atsalar? İşte geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı'nın sözde güçlendirilmesiyle ilgili bir vakıf tasarısını konuştuk. Değil mi Cemal Bey? Bir sürü rezalette orada konuşuldu. Bir sürü şey orada ifşa edildi. Ve orada şu ortaya çıktı. Dediler ki ya dediler biz bu vize işlerini özel şirketlere verdik. Çok ciddi bir para dönüyor bu işte. 5-6 milyar lira yıllık para dönüyor. Biz bu parayı özel şirketlerden alalım vakfa aktaralım. Buradan başka bir yere geleceğim. Şimdi ben soruyorum burada Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan bizi izliyorsan, meclise konuştuklarımıza cevap vermiyorsun, bu söylediklerime cevap ver. Arkadaş, Orta Doğu ülkelerinde, Afrika ülkelerinde vize işlerini veren şirketler kim? Bir daha söylüyorum, bu şirketler kim? Bu şirketlerin senin partinle olan bağlantıları ne? Hangi siyasilerin hamisi ya da desteklediği şirketler Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu ülkelerinde vize veriyor? Peki vize nasıl veriliyor biliyor musunuz? Siz şimdi gittiğimiz zaman Avrupa kapılarında adam dünyanın sıkıntısını çıkartıyor vize vermek için. Peki bizimkiler ne yapıyor? Vize şirketleri oturuyor. Hiç Dışişleri Bakanlığı'nın e, otorizasyonuna, kontrolüne bile gerek kalmadan yetki onlara verilmiş. 30 dolar karşılığında ve aldıkları yetkiyle çatı çatır vize veriyorlar. Soruyorum şimdi buradan Hakan Fidan'a. Son 10 yıl içerisinde bu şirketlerin Orta Doğu'da ve Afrika'da vize verdiği kişilerin Türkiye'ye gelip de geri dönmeyen kaç tanesi var? Ben iddia ile söylüyorum, on binlerce insan var böyle. Böyle bir rezalet olur mu? Ben bu kaygıyı taşıdığım için bunu gündeme Peki, getirdim. Peki Burada daha e, acayip e, sorular da gündemde. Yani İngiltere ve Amerika'nın e, işte denizin ortasında gemilerde tuttuğu Çok azalı sıvılar. Aynı şekilde acaba Ruanda üzerinden Türkiye'ye mi sokulacak? böyle tehlikeleri barındırıyor mu bu, bu olay? Bu arada diğer tweetleri de arkadaşlarımdan rica edeyim. Ruanda ile ilgiliyen yani seferlerin ne kadar anormal bir şekilde arttığını. Kaç tane uçak? Çok sayıda uçak var da ben dedim ki da. hadi Ruanda'ya bugün gittim, pazar günü döneceğim. Pazar günü Ruanda'nın dönüş biletleri dolu. Şu anda gitseniz Ruanda'ya. Yeni uçuş Kigali'den 100, 100, 157 uçuş. Bunların birçoğu günde. aktarmalı uçak ama direkt uçuş iki tane var. Bir kendi uçuşları, bir de Türk Hava Yolları'nın uçuşu. Gürsel Bey bugün gitseniz Ruanda'dan pazar günü dönemiyorsunuz. Yarın dönemiyorsunuz geri. Uçaklar ağzına kadar dolu. Zorunlu, Kişi başına milli gelsin, geliri lütfen. 600 700 800 dolar olan bir ülke. Sivas'tan küçük. 14 milyon nüfusu olan son derece fakir bir ülke. Sen bu ülkeyle ne yapacaksın turizm anlaşması yapıp da? Şimdi bir senaryo üretiyorum. Diyorum ki on binlerce insanı bu ülkeye yığdılar. Bu adamlar da gitti. O ülkeden oturum aldı veya rüşvetle gri pasaport aldılar. Vizesiz elini kolunu sallaya sallaya Türkiye'ye geldiler. Nasıl engel olacaksın bunlara? Ben bu soruları sormayacak mıyım millet adına? Cemal Bey sormayacak mı? Sizler siyasetçi olarak bu ülke için hassasiyet taşıyan insan olarak sormayacak mısınız? Dezenformasyon başkanlığı diye uyduruk bir başkanlık bana cevap veriyor bunlar doğru değil dedi. Kardeşim benim muhatabım millet adına senin bakanın, senin parlamentodaki temsilcilerin, ondan sonra Ruanda'nın büyükelçiliği diyor ki bak gördün mü? Dezenformasyon başkanlığı açıklama yaptı diyor. Kürşat Tam ayaklar altına alınmış diyorsun. bir sistemden bahsediyoruz. Kürşat Sorlu da yine İyi Parti'den o da şunu söylüyor. Yani şimdi Soru Turizm işbirliğinden Türkiye'nin ne gibi bir beklenti kazancı olabilir daha da önemlisi İngiltere'nin Ruanda'ya düzensiz göçmenleri göndermeye başlamasına sadece bir ay sonra Ruanda ile Türkiye arasında yapılan bu anlaşma manidar değil midir diye soru önergesi vermiş Kürşat Zorlu da o soru önergesini de ekranda görüyoruz şu anda uzatmadan bir cümle daha söyleyeceğim siz evet. daha düne kadar Esat benim kardeşim dediniz sınırlarda iki ülkenin bakanlar kurulunu toplandı toplandırdınız toplantılar yaptınız. Ardından dediniz ki bekle bizi Emevi Camii geliyoruz. Birkaç ay sonra oluk oluk mülteciler geldi. Başımızda şu anda 10 milyon mülteci belası var. Ben sizin neyinize güveneceğim? Tabii ki soracağım millet için bu soruları. Erdoğan'ın bir cümle ekleyeceğim izninizle. O dönemde yaptığı mitinglerde verdiği mesajlar şuydu. Bu kadar insanı niye alıyorsunuz? Sokmayın bunları buraya. Aralarında ne olduğunu biliyor muyuz? Ajan mı gelecek diye Türklerin Bulgaristan'dan gelişine Sayın Erdoğan şiddetle karşıydı o YouTube'da dönemde. YouTube'da duruyor harekat. Tabii, tabii duruyor. Şimdi İT'deki kanun dışı göçmenler Ruanda'ya gönderecek. Kabul edilenler edilecek. Edilmeyenler üçüncü bir e, ülkeye sığınma hakkı. Acaba işte o sıradaki bizim anlaşmamızın bununla bir ilgisi var mı? Daha vahimi az önce sorduğum soru o gemilerde bekletilen suçlular. Onların girmesi çıkması falan da mı söz konusu olacak acaba diye insanların aklına bir ton soru geldi. Ne diyorsunuz Cemal Engin? Tabi Suriyeli geldi, Ensar dediler. Iraklı geldi, Muhacir dediler. Afganlı, Pakistanlı geldi, din kardeşi deyip yutturdular. Bu Ruanda'yı ne diye yutturacaklar? Ecmain diyecekler. Evet. Ne diyecekler? Büyük soykırım oldu, Fransa suçlandı bu konuda. Çünkü bir tarafı tuttuğu çeşitli çıkarların gereği netice itibariyle şu anda bizim ulusal çıkar kavramlarımız ortadan kaldırıldı. Çünkü Türkiye o ulusal çıkar kavramına göre dizayn edilmişti. Mesela Türkmen nüfusu yerinde kal prensibini de ona göre uyguluyordu. Bunların hepsi ortadan kaldırıldı ve bu tabii bu politikalar Türkiye'yi bir iflas noktasına kadar getirdi. Bugün çok ilginç sözcü gazetesinde sayın saygı Öztürk'ün Numan Bey'le yaptığı bir röportaj vardı. Orada diyor ki ilk dört maddeyle ilgili sorunumuz yok diyor. İlk dört madde'nin anlamı kalmadı çünkü ülkenin demografisi değişti. Yani Hatay'ın demografisi değişti, Adana'nın, Antep'in demografisi değişti. Şimdi sizin yani Atatürk'ün şahsi meselenin dediği Hatay. Hatay olmaktan çıktı. Biliyorsunuz oraya Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden insan hareketi oldu. Göç yerleştirildi. Şimdi mesela Kırkan'a gidin bir sürü Trabzonlu bulursunuz o dönemden yerleş. Dolayısıyla bu program, bu program Türkiye'nin milli birliğine, bütünlüğüne zarar veren bir programa dönüştü. Ve Türk milleti bunun farkında henüz değil. Bundan huzursuz, bundan rahatsız fakat bunu siyasete tam olarak dökemedi. İşte... Zafer Partisi'nin bu kadar yükselmesinin arka planında da bu konuyu gündeme açık bir şekilde almış olması var. Hicabi, birkaç evet. cümle miyim? Tabii bileyim. lütfen. Şimdi Gürsel Bey bu bir proje dedi. Ee, katılıyorum. Biraz daha ileriye gideceğim. Büyük Ortadoğu projesinin ilk aşamasını parlamentoda yaşamış ve AKP ile büyük çatışmalar yaşamış biri olarak söylüyorum. Türkiye'nin bugün yaşadığı mülteci istilası Büyük Ortadoğu projesinin bir parçasıdır. Çok net. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim size. Birleşmiş Milletler'in FAO ile Türk Tarım Bakanlığı arasında birkaç yıldır devam eden bir çalışma var. Raporları baştan sona inceledim. Bu raporlara göre FAO ile Türk Tarım Bakanlığı, özellikle Suriyeli mültecilerin Türkiye'de kalıcı olması için, bunların tarıma adapte ve entegre olmalarını güçlendirmek, desteklemek için bir proje sürdürüyor. Hatırlayın geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası Türkiye'ye 35 milyar dolarlık kredinin ilk partisini açtı. Bunun önemli bir kısmı önümüzdeki dönemde Suriyelilerin tarım işçilerine verilecek paraydı ve 11 bin Suriyelinin çalıştırılması şartı var. Bizzat maddeye koymuşlar. Biz bunu parlamentoda konuştuk, AKP'liler itiraz etti, götürdük belgesini koyduk. Dolayısıyla bu yaşananların hiçbirisi tesadüfi değil. Bakın Doğu sınırından bahsettiniz. Doğu sınırındaki geçişler rastgele değil. Doğu sınırından 50 bin mayın temizlendi. Bu mayınların temizlenme masrafı da e, Avrupa Birliği fonlarından geldi. 21,5 milyon dolar bu fonlardan geldi ve Türkiye'ye verildi. Alın bu parayla sizin Doğu sınırındaki mayınlarınızı temizleyin. Daha kolay Tabii. Bir cümle daha söyleyeceğim. Bakın biz kendimizi bu kadar e, ele güne açık ederken, kapılarımızı sonuna kadar e, açarken Avrupa ne yaptı? Ben geçtiğimiz hafta e, Sofya'da NATO toplantısındaydım. Önümde de Finlandiya delegasyonundan biri oturuyor. Adama baktım. Ve ondan sonra açtım. Geçen yıl Finlandiya bizim viza taleplerimizi ne kadar reddetmiş diye baktım. Yüzde otuz reddetmiş. Türkiye'den müracaat edilen e, vize taleplerinin yüzde otuz red vermiş. Çünkü Finlandiya. artık Türkiye'den Türkler gelmiyor ki. Ve ve biz ne yaptık biliyor musunuz? Finlandiya ile Hiçbir pazarlık yapmadan, hiçbir şey yapmadık, aldık onları, NATO üyesi yaptık. Ve evet. e bu hakikaten kabul edilir bir şey değil. Son bir şey daha söyleyeceğim. Şu anda Avrupa Birliği, Türkiye'ye zaten vize vermekte o kadar büyük kısıtlamalar ve zorluklar getiriyor ki, randevu alamıyorsunuz, müracatların çoğu parasını alıp vizesini vermiyorlar. Yeni bir uygulama başlattı, ne biliyor musunuz? <laughs> diyor ki, ülkeye gittikten sonra Avrupa Birliği ülkesine, Macaristan başlattı bunu, ''Döndüğünüzde konsolosluğumuza gelip ben döndüm diyeceksiniz.'' diyor. Eğer demezseniz Demezseniz yapacağı o. Hemen kendi ülkesinde diyecek ki şu kişiye biz şu tarihte vize verdik ama dönüş için bize müracaat etmedi. Tedbirinizi alın ülkede kalıcı olabilir. Bakın ne kadar aşağılayıcı. Çok haysiyet kırıcı Çok şeyler haysiyet bunlar kırıcı şeyler. ya Türkiye Hakikaten. kendini bu durumda asla bırakmamalı. Ece, bir... Pakistan derken acaba sırada Ruanda mı var yeni bir göç dalgası mı var diye konuşuyorduk. Gürsel Tekin e, bir sözü vardı. Ece Hanım ben e, İstanbul'da hemen hemen bütün bu hamalya pazarları geçmiş dönemde Osmanlı döneminde küfecilik, daha sonra Cumhuriyet döneminde hamalya pazarlarına döndü. Hamalya pazarlarının %70'i şu anda yabancıların eline geçti. Oraya gittiğinizde örneğin herhangi bir hamalya pazarına gidin. Gelen iş adamı öncelikle yabancıyı tercih ediyor. Hem ucuz iş gücü, ucuz iş gücünün ötesinde bir insanlık dramı yaşanıyor. İş cinayeti. İş cinayetlerinde hiçbir sorumlulukları yok. Öldüklerinde kimsesizler mezarlığına, mezarlığına gömülüyor. İkincisi alayla bağlayla hepiniz bildi. işte biliyorsunuz Özgür Suriye ordusunun olduğu yerde konutlar yapılacaktı. Katarların halen bizimkiler yarım yamalı bitirebilmiş değil. Katarların da yapmış oldu. Yani Katar desteklerle yapılan konutların hepsi bitti. Bir kişi gitmiyor. Peki. Onlar Kuzey Suriye'de kurulacak PYD-YPG terör devletinin yerleşim alanları için yapılıyor. Kurulacak Gürsel'de. derken Kuldu 11 Haziran'da kuruldu. Anayasası hazırlandı. Bakın. Seçimi yapılıyor. Ben onların, onların bir benzerini Kuzey Irak'ta gördüm. Ya, gördüm. Ya, 2000 ha, ha, Gürsel abi evet. dediği de bakın. Sayın Bahçeli belki de son zamanlarda çok doğru bir konuya değindi. ilk defa. Evet. Suriye politikası. Suriye'deki desin. Politika yapılacak referandumun 11 Haziran'da yapılacak referandumun engellenmesini aksi takdirde bunun PYD, YPG, Kürdistan kurulmasının e, tescili olacağını ve Suriye ile beraber Türkiye'nin bir olup PKK, YPG ve PYD'ye karşı orada büyük bir operasyona girmesi gerektiğini söyledi. E, Sayın Tekin'in de ifade ettiği gibi gitmeme gerekçeleri göndermiyorsun. Maalesef bütün... Toplumun önemli kesimi bunu kavradığı için ya iktidarın bütün bu dayatmalarının hiçbir şey ifade etmeyeceğini, camiler boşalmış, işte çocuklarla doldurmaya çalışsanız da hiçbir şey ifade etmeyecek. Din gönüllüye dayalı bir şeydir. Yani öyle zoraki işte bilmem şeyle olacak bir durum değildir. ben kaygı içinde benim değilim dedikler yani. Dedikler mi dediniz peki? Tam, tam, ne farkımız var? Şunu yani toplum <laughs> evet. farkı şundan ben işte söylüyorum. Yani evet, bütün baskıya rağmen baş, başka Atatürk sevgisi gittikçe yani, şey, yükseliyor. Her konuda değil de önemli başlıklar var. Ben. Sizin uzmanlık <laughs> alanınıza giren evet, onun için izledim. onlara gelecek. Bir kere Sayın Zeybey'in altını çizdiği hassasiyetlerin hepsine katılıyorum. Madde bir. İkincisi biz bu ülkenin kurucu değerlerine sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini hassasiyetle savunuyoruz. Hassasiyetle savunuyoruz. Bir diğer konu bu ülkenin istikbali demokratik, layık, hukuk devletindedir. Yani bu ıı, ideolojik sahiplerle hazırlanmış ıı, müfredat, layıklık felsefesini ayaklar altına alan bir anlayıştır. Bunu da reddediyoruz. Dolayısıyla bu ülkenin istikbali demokratik, layık, hukuk devleti anlayışındadır. Bir imatip konusuna değindiniz. Bir görüşümü açıklayayım izninizle. Tabii evet, ben bu söylediklerimi AKP'de milletvekili olduğum dönemde de uzun bir makale olarak yazdım. Arşivde de vardır. ilgi duyarsanız veririm. Ben İmam Hatip Lisesi'ni dereceyle bitirdim. Sonra imam olmak istemedim. Ee, babamın taleplerine rağmen tıp fakültesine gittim. Orayı da önemli bir dereceyle bitirdim. Sonra beni hayat siyasete sonra da e, Londra'ya teşvik etti veya yönlendirdi. İyi de öyle olmuş. Net olarak şunu söylüyorum. Net olarak şunu söylüyorum. Bu ülkede her mahallede imam hatip lisesinin açılması yanlıştır. Bu ülkede dini sahiplerle dizayn edilmiş bir e, müfredat son derece yanlıştır. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu şey modern, aydınlık, laik felsefeyi benimseyen, dünya gerçekleriyle barışık ama hepsinden önemlisi ideolojiden arınmış, düşünen ve sorgulayan bir nesil yetiştirmektir. Hakiki bir Türk yurttaşı yetiştirmektir. Evet. İmutiplerin tamamının kaldırılmasına itiraz ediyorum. Niye biliyor musunuz? Bu ülkenin siyasi iradenin gölgesinden çıkmış, siyasi iradenin işareti dışında hakikaten yurtsever duygularla hizmet edecek hakiki imamlara ihtiyacı var. O sebeple sadece bu ülkenin ihtiyaç duyduğu kadar imam hatip lisesine ve oradan kaliteli siyasetten uzak imamların yetişip bu ülkeyi aydınlatması lazım. Ama bu ülkenin istikbali düşünen, sorgulayan, hesap soran, modern anlayışla dizayn edilmiş eğitimden yetişmiş gerçek yurtsever aydın gençlere ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Sen şey bakalım herhalde başladım. çelişmedik Çünkü... değil mi? Yok hayır. Ee, her şey söylendi ya, aslında. Sizin de çelişmedik de niye karşı? Şu, şu, çeliştik demedim <laughs> Benim ben. dediğimi daha ben daha daha şunu söylüyorum. Kaygılarınızın, kaygılarınızın yani iktidar hangi baskıyı kurarsa kursun laiklik hassasiyeti en yüksek Son cümlemi Olabilir, bu. kaçırmış olabilirim. Dedim ki, ya bütün buna rağmen, Tabii bütün buna evet. rağmen gençler <laughs> halen Atatürkçü laikliği benimsemişse bu bir şey ifade evet. eder. 19 Mayıs'ta 300 bin genç evet, işte fanatik haberi ziyaret etmişse daha bunun ötesi yok. Gürsel evet, evet. Tekin onu demek istiyor. Onu, ne yaparsa bunu... yapsın 29 da. 29 Ekim'de 500 bin kişi. 29 Ekim'de 500 bin. Ben oradaydım ve 500 kişi bin kişi gitti. Bizim, yani benim, bizim bir arkadaşımız yani genel başkan yardımcımız Fatıma Tüz, Zehra Kıraç onun görevi gençliği araştırmak. Z kuşağında yaptığı bir araştırma şunu ortaya koyuyor aynen Yüksel Bey'in söylediği gibi gençlerin e, yani din inançları falan kalmamış ama bir konuda tamamı aynı biçimde düşünüyor hepsi Atatürk'ü seviyor. Öyle. Evet, yani bu çok inanılmaz önemli. bir artış var. İzdihan vardı bu sene Şimdi 29 Ekim. Şimdi şunu söylemek lazım. AKP'nin o ideolojik büyük stratejisinin arka planında işte İslam kimliğine Türk kimliğini dejenere edip, zayıflatıp İslam kimliğine dayalı bir ülkeye yeni Osmanlıcılık yani. Daha çok Selefi yani. şeyi. Evet o çerçevede. Aslında burada e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı yeni e, vesayet makamı haline getirdi. Alt taraftan da bütün tarikatlar destekleniyor. Şimdi bunu aslında bir önceki turda konuştuğumuz konudan Farklılaştırmak mümkün değil. Aynen. Farklı ele alamayız. Çünkü Erdoğan Türk milletinin karakterini anladı. Buna dair bir iki tane daha anket vardı. Daha doğrusu araştırmanın sonuçlarını getiriyorduk ekranlara. Onlar da gelsinler. Çünkü insanlar müthiş derecede az önce Cemal Engürt'ün verdiği örnek gibi yani bir tabağa iki kişi bölüşüyor hatta dört kişi bölüşüyor. O gıda enflasyonu ile ilgili, hayır bunu söylemiyorum, bu siyasi liderlerin göre Bu sonra gıda enflasyonu ile ilgili olarak niye bu kadar e, biz bize yeteriz, biz kendimize yeten bir ülkeyiz falan derken bu hallere düşüldü. İşte her gün bir defa ya da daha fazla meyve tüketenlerin oranı e, %57'lerden %36,5'lere gerilemiş. Patates, soğan, domates... E, endeksi verilmiş. Ocak 2021, Ocak 2024 karşılaştırması yapılmış. Patates 1.88 iken 21 oluyor. Soğan 1.88 iken 17 oluyor. Mutfakta yangın var yani. Domates 5 TL iken 34,9 oluyor. Ya bu kadar tarım ülkesi olan bir ülkede Turan Çömez. Çok kısaca bir toparlayalım. Sonra Özgür Özel Erdoğan Turan görüşmesine geçelim. Çömez geçmeden benim bir çağrıda bulunmam lazım. Çok kısa ama. Afyon'dan Yılmaz'a çağrıda bulunuyorum. Kiraz 140 lira kiraz gönder. Anamur'dan Levent'e çağrıda bulunuyorum. <laughs> oh. Narenci'ye gönder. Hayatı beleşecek. Aydın'da yani aydın e, ordulu kardeşim var ismi kalsın. O kendini anlıyor. Zeytin tüccarı. Abi zeytin, zeytinyağı gelsin. Evet. Ekonomi çok Abi, güzel. Bize mi gelecek evet. size mi? Beraber evet. bize. Evet. Şimdi Ece Hanım bu akşam tartıştığımız birçok önemli konu var. Daha tartışmadığımız yüzlerce önemli konu var. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Tarım da bunlardan bağımsız değil. Tarımın çöküşü de bir proje. Dünyanın en mümbit coğrafyası, en geniş tarım alanları, en bereketli toprakları ve dünyadaki en yüksek gıda enflasyonu bu ülkede. Bakın AKP iktidarı başladığı günden bugüne tarım planlı bir şekilde çöktü ve çökertildi. Kullanılan tarım arazileri, tarlalar oranlarında büyük bir azalma var. Köyler boşaldı. Planlı bir şekilde boşaltılıyor. Çünkü tarım desteklenmiyor. Ortalama çiftçi yaşı 58. Gençler çiftçilik yapmıyor. Ve Balıkesir'den örnek veriyorum. İddia ile söylüyorum. Balıkesir'deki tarım arazilerin üçte biri sahibi belli olmayan yabancı şirketlere satıldı. Sadece tarım değil, hayvancılık özellikle çökertildi. Sadece geçen sene 1 milyon süt ineği kesime gitti. Et üretilemediği için, süt gelmediği için şimdi et fiyatları yükseldi. Onu önlemek için 600 bin büyükbaş angus ithal ediyorlar. Ve bu Angus'u da 6 dolara ithal edip millete de 20 dolara veriyorlar. Çok planlı bir süreçle karşı karşıya Türkiye ve bundan çıkması için milli bir tarım politikasına dönmesi lazım. İnsanın aklıyla alay eder gibi Sudan'da tarım yapacağız dediler 10 yıl önce. Venezuela'da tarım yapacağız dediler. Angola'da tarım yapacağız dediler. Bu ülkenin tarım arazileri ekilmezken Sudan'a şirket kurdular milyonlarca lira, dolar zarar ettiler. Kaç para zarar ettiniz kardeşim diye Tarım Bakanına soru soruyoruz. Muhatap bile almıyor, cevap bile vermiyor. En son geçtiğimiz günlerde bir anlaşma ortaya çıktı. Cemal Bey nezaketinden söylemedi. Anlaşmanın detaylarına baksanız dehşete düşersiniz. Yumurta, bal, süt ürünleri vesaire. Bunları neyle getireceksiniz sudan da bilmem kaç yüz bin kilometre metre mesafeden getireceksiniz ve içinde eşek eti var. Domuz eti var, at eti var. Bunları ithal etmek için belgesi bende. Meclisten de onaylanmış belgesi var. Maalesef bunları ithal etmek için biz karar aldık. Bu akıl alır gibi değil. Mi? Eşek eti, at eti. Eşek eti, at eti şimdi ve domuz eti, eti var. Bir bütün bütün Türkiye'ye ilan ediyorum. Sudan'la yapılan anlaşmamızda eşek eti, at eti ve domuz eti ithal edilecek diye Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın imzası var altında ya. Böyle bir tarım olur mu? Bakın şimdi başka bir e, ihanetten bahsedeceğim size. Geçen yıl seçim zamanı ekmek fiyatı yükselmesin diye e, Ukrayna'dan ve Rusya'dan bol miktarda buğday ithal ettiler. 7 lira civarındaydı. 6,5-7 lira civarındaydı. Ne yaptılar biliyor musunuz bunu? Devlet kalktı bunu 4,5 liradan un fabrikalarına verdi. Ve toprak mahsulleri ofisi inanılmaz zarar etti. Sonra da görev zararı deyip milletin sırtına yüklediler. Niye yaptılar? Aman seçim zamanı ekmek fiyatı yükselmesin diye. Evet seçim yatırımı. Bu arada un fabrikaları akıl almaz buğday aldılar. Ve buğday ithalatı da devam etti Ukrayna'dan ve Rusya'dan. TMO'nun siloları doldu ve geçen senenin Haziran ayında ben isyan ettim, feryat ettim, ortalığı ayağa kaldırdım. Balıkesir çiftçisi perişan, Balıkesir buğday üreticisi perişan. Niye almıyorsunuz kardeşim? Bunları da söylerken Ukrayna'dan, Rusya'dan gemiler gelmiş Bandırma Limanı'nda açıkta bekliyor. 45 bin ton benim o isyanı yaptığım dönemde. Dayanamadılar, buğday alıyoruz dediler. <laughs> Sonradan buğdayın peşini sürdüm Sayın Bakanım. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bandırma'da Merinos çiftliğinde araziye dökmüşler. On binlerce ton buğdayı üstüne de bir naylon dökmüşler. Şimdi bu arada... Baştan tü... kim yapıyor bunu? Tarım Bakanlığı Toprak, Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçiden alıyor. Şimdi bu seneki skandaldan bahsedeceğim. Uzatmayacağım zamanınızdan ama çok önemli burası. Şu anda Tarım Bakanlığı'nın silolarında 6 milyon ton buğday var ve tarım bakanlığı yaklaşan hasat sezonu münasebetiyle bu buğdaydan kurtulmaya çalışıyor. Yer alıyor arıyor bu buğdayları başka yere vermek üzere. Çıkan buğdayların %20'si 30'u maalesef hüviyetini kaybetmiş. Çünkü ilaçlanmadığı için kontrol edilmediği için elimde raporları var. İnanılmaz bir şekilde bunlar böceklenmiş ve vasfını kaybetmiş. Şimdi şu anda özellikle deprem bölgesinde Maraş'ta, Hatay'da, Antep'te, Adana'da sezon başladı. Çiftçi feryat ediyor. Diyor ki kardeşim sen devletsin. Ben ürettim, buğdayımı ürettim. Benim buğdayıma fiyat ver. Fiyat vermiyor devlet, veremiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ukrayna'dan, Rusya'dan ellerinde o kadar çok ambargo sebebiyle birikmiş buğday var ki. Bunları Türkiye alıyor ve ucuz fiyatı alıyor. Şu anda onlardan aldığı buğdayın fiyatı 9-10 lira civarında. Bizim çiftçimizin üretim maliyeti o kadar zaten. 9 lira. Zaten. Almıyor. Bizim çiftçimizin ürününü almıyor. Kardeşim bana fiyat ver, vermiyor. Randevu ver, götürüp senin silolarına vereyim, onu da koymuyor planlı bir şekilde bu ülkenin tarım ve hayvancılığı çökertiliyor. Arkasında da yatan sebep bu ülke bir şekilde mülteci istilasına maruz kalsın. Ondan sonra birbirini yesin ve aç kalsınlar. Tarıma bu kadar acımasızca bakan ve tamamen ithalat kültürüyle hareket eden bir İktidar bana göre bu ülkeye ihanet ediyor. Bakın geçtiğimiz aylarda bandırmaya tam 45 bin Angus geldi Ece Hanım. 45 bin Angus. Bu Angus'u getiren büyük bir firma. Arkasında AKP'liler var. Ve bu Angus'lar Uruguay'dan, Brezilya'dan geldi. Tam 21 gün bu gemilerde yolculuk yaptılar. 15 gün bandırmada kaldı bunlar. Bandırma girilmez hale geldi. Silek, böcek, her taraf koku. Berbat bir vaziyetteydi. 5-6 dolara ithal ettiler bunu. Ve şimdi 20 dolara başkalarına sattılar. Bir taraftan Türk çiftçisini, Türk hayvan yetiştiricisini batırıyorlar. Bir taraftan millete pahalı gıda yediriyorlar, pahalı et yediriyorlar. Bir taraftan da yandaşlarını zengin ediyorlar. Bu tamamen bir ihanettir. Tarımdaki bu çöküşün önümüzdeki yıllarda çok ağır bir şekilde bedelini ödeyeceğiz. Bunun da tek müsebbibi ihanete varan bu politikaların sahibi AKP'dir. İşte enflasyonun sofra halini de çok güzel anlattınız. Niye yaşıyoruz biz bu kabusu diye. 20 milyon ton uday üret üretilen evet. bir ülkede evet ne oldu ya niye dışarıdan buğday getiriyor. Evet. Şimdi Rus, e, bakın bir, artık, bir cümle söyleyeyim. Rusya elinde 80 17. milyon ton şu anda buğday var. Bu sezonda da 80 milyon ton üretiyor. Çünkü onları ithal eden aracı firmalar var. Ben size detay veririm. Dehşete düşersiniz duyacaklarınızdan. Şimdi e, Özgür Özel Erdoğan görüşmesi için artık tarih aşağı yukarı netleşti. 18 Haziran. Bu 18 Haziran'ın bir özelliği de bayramın 3. günü olması. Yani hem bir iadeyi ziyaret hem de bayram e, tebriği karşılıklı olarak Görülüyor. Çok büyük katkıdır. Evet. Şimdi çok küçük bir izahat yapmam gerekiyor. Sayın Tekin çok önemli şeyler söyledi. Çok önemli değerlendirmeler yaptı. Onun kendisi kendi partisiyle ilgili yaptığı değerlendirmelere saygı duyuyorum. Ancak e, İYİ Parti ile ilgili yaptığı değerlendirmeye de bir izninizle açıklama yapmak isterim. Sayın Akşener e, en başında daha ben aday olmayacağım dedi. Bu çok saygın bir duruştu. İkincisi, Altılı Masa şu kararı aldı. Biz bütün kararlarda ortak imza aldık atacağız. Ve ortak karar çıkacak. Oy Çok birliğiyle karar çıkacak. Girebilir. Sayın Kılıçdaroğlu aynı cümleyi kullandı. Tamam, yani 6 altı, altı liderlerden kimse aday tamam. olmayacak. Hayır. Liderler aday olmayacak. Kendisi dedi. de söyledi zaten. Evet, bir siyasi işte, partinin bilmiyorum. genel başkan aday olmayacak evet, dedi. Evet işte Doğru mu? Sayın Kılıçdaroğlu'na baskı yaptılar diyorum. İşte birileri Sayın Kılıçdaroğlu'nu adaylaştırdı ve aday yaptı diyorsunuz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun... Takerleyenler kişi... de onlar diyor. Evet. Şimdi kişiliğiyle ilgili hiçbir tereddütüm yok. Beş yıl beraber çalıştım. Son derece saygı duyduğum, güvendiğim, zaman zaman da görüştüğüm bir liderdi. Çok önemli de bir insandır. Katılıyorum size. Olsa Cumhurbaşkanı, iyi bir Cumhurbaşkanı olurdu, olabilirdi. Alevi olması asla bir handikap değil. Bilakis pozitif bir taraftır ve ben Sayın Kılıçdaroğlu aday olduktan sonra evimin bütün duvarlarını posterleriyle donattım ve bütün Balıkesir'de milletvekili olduktan sonra da 15 gün gece gündüz çalıştım. Ancak şunun altını çizmemiz lazım. Bir, bu kararlar ortak alınacak dendi. Sayın Akşener ben aday olmayacağım dedi ve son güne kadar, son güne kadar Kemal Bey o masanın en büyük ikinci partisi olduğu teorik olarak kabul edilen İyi Parti'nin genel başkanına ya birebir ya beraber ben aday oluyorum, beni destekleyin demedi ve denmedi. Ve son toplantıda, son toplantıda Sayın Akşener bakın birçok e, anketlerden bahsediliyor. Eğer böyleyse ben anket öneriyorum, anket yapalım. Her parti birer anket firması önersin, ortalamasını alalım ve bunun neticesinde biz çıkacak adayı destekleyelim dedi ve o zaman zaten masada bir kriz yaşandı, bir türbülans yaşandı. Büyük ölçüde söylediklerinize katılıyorum ama İyi Parti'nin bu duruşuyla ilgili o değerlendirmeleri de tarihe not düşmek için söylüyorum. Peki. Bir şey daha söyleyeceğim. İk, i̇kna i̇kna ama... karşılıklı birbirlerini ikna edebilirlerdi. Yani doku, keselim doku, artık doku bu konuyu. Keselim o, bu artık, masalar artık masalar başka konu açacağım. Evet. ...edebilirlerdi. O süreç kapandı. Yalnız iki cümle söyleyeceğim e, bu Hakikaten cümle iki cümle olsun. Erdoğan, şu, bir dakika. Da Erdoğan-Özgür Özel... Evet, ...görüşmesine ona da gelmek bir istiyorum. Bir değerlendirme evet. yapmak Gelsin istiyorum. De Ece. Şunu tarihi olarak söyleyin o zaman. Etkili yetkili makamlarda. Oradaydın. Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu veya... ...Mansur Yavaş olsun diye Kemal Bey'e... ...veya Altılı Masa'ya en ufak bir teklifi... ...var mıydı? Kemal Bey'e... ...ya bu arkadaşları aday yapın... Ya Aynen. da bu bir müsaade. Ama bakın ben parti içerisinden biliyorum, bilerek söylüyorum. E ben, de parti, partiden... ben de genel başkan ama başkan bir dakika, yansıyım yani. ama. Sonuçta Demokrat ama Parti'nin genel ben Kemal için. Bey ile Meral ben... Hanım'ın konuşmasına tanık olan Keşke birisiyim. birisiyim. Keşke Kemal Bey çıksa bakın, da saniye, dese ki Meral Akşener'le Cihan Paçacı bakın, bana yedi ay önce aday oldu dedi. Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına tanık değilsiniz Cemal Bak, Bey. Bak ben müsaade ben de müsaade o zaman tarihe not düşüyorum müsaade Edin. Bakın. Meral Akşener'le Cihan Paçacı seçimlerden yedi ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'na aday siz olmalısınız dedi. Kemal Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki Hanımefendi bu şık olmaz. 6 liderin ortak alacağı bir kararla benim adaylığım söz konusu olur dedi. Ama gün sonunda hatta o 6 liderin masada Ekrem olmadı, bir oldu. karar ortaya çıktı. İmamoğlu'na da masaya soracağım. Bir bir izin verin. Demedi. Demedi. demedi yani. Bakın o iki isimle ilgili sayın Akşener, sayın Kılıçdaroğlu'na net bir şekilde bu arkadaşlar aday olacaksa ilan edin olmayacaksa bunların kamuoyu önünde tartışılmasına, siz ita amirisiniz kelime de aynen böyle bu arkadaşların tartışılmasına izin vermeyin. Anketlerde konuşturulup bunların ön plana çıkartılıp kamuoyunda tartışılmasına ve yıpranılmasına izin vermeyin dedi. Ben buna tanık olan birisiyim. Dolayısıyla o süreç geçti. Ondan çıkartılacak ders var. İta Yalnız bir cümle. E, be, kendi kendi partisinin e, belediye başkanları yani o anlamda siz evet. liderlerisiniz anlamında yani, yoksa hani bir hadi sözlük olarak doğru belki buydu. teknik olarak doğru <laughs> bulmayabilirsiniz ama sizin partinizin <laughs> belediye başkanları <laughs> anlamında söyleyeyim. Parti, da göre, parti evet o parti tüzüğüne göre. Bakın bir cümle söyleyeceğim çünkü diğer konuşmacılar da önemli şeyler söyleyecek. Şimdi bir yumuşama tartışması yaşanıyor. Erdoğan bu seçimlerde tarihi bir yenilgi aldı. Hiç beklemediği, ummadığı bir yenilgi aldı ve hala bunun şaşkınlığı daha içerisinde. Daha da düşecek. Bundan sonra da daha da düş, düşmeye daha devam da. edecek. Ekonomi ciddi sıkıntı, mülteciler ciddi sıkıntı, toplum sefaletin eşiğinde ve toplum öfkeli, toplum kaygılı ve toplum tepkili Erdoğan'a karşı. Erdoğan bunu görüyor ve şu anda çaresizce oyun kurmaya çalışıyor ve oyun alanı açmaya çalışıyor. Benim buradan Sayın Özgür Özel'e net bir çağrım var. Erdoğan bunları çok daha önceden denemiş, başarmış bir siyasetçi, sahada kaybedip masada kazanmayı bilen birisi bana göre çok iyi ve becerikli bir siyasetçi çok kötü bir devlet adamı. Ne olursunuz? Türkiye'nin istikbalini riske edecek bu tür e, denklemlerin içerisine girmeyin. Siyaset Muabbid yok ya Özgür Özel Girmezsen bu soruldu ona. Bu çok özgüvensiz bir yaklaşım diyor. Yani ya bizi kandırırlar siyaseti. Bugüne kadar CHP yüzde 25'ten fazla kazandıramadı. Bu çok özgüvensiz bir yaklaşım diyor Özgür Özel. Özgüveniniz varsa diyor siz bu 38'i sadece CHP'nin yüzde 25 sabit tabanından almadınız. AK Parti'den de aldınız diyor. Bırakın Hani bu özgüvenli yaklaşımla Erdoğan'la da tokalaşarak onun tabanını da alındı diyor. Elbette tokalaşsın. Elbette konuşsun. Siyasette bizim konuşmaya ihtiyacımız var. Diyalog kurmaya ihtiyacımız var. Biz birbirimizin siyasi rakibiyiz. Düşmanı değiliz. Ortak alanlar tabii ki bulunacak. Ama burada Erdoğan'ın çaresizliğini, Erdoğan'ın oyun kurmak için bir çaba harcadığını özgür özel değerlendirmeli. Benim kendi fikrim bu noktada. O sebeple söylüyorum. Ahmet Yavuz çok merak ediyorum. Ben de çok kısa bir şey söylüyorum. Müzakere ve mücadele haklı, ikisini de yapabilir. Ama asla anayasa tartışmasını açmamamız lazım. Anayasa tartışması çok tehlikeli bir tartışmadır. Mevcut anayasa maddelerinin en özgürlükçü, en demokratik maddelerini askıya alacaksınız yeni anayasa. Onun için e, CHP'nin bir kere, CHP bütün muhalefetin anayasa tartışmasını kapatması bu lazım. Bu konuda kapatmak konusunda zayıf mı buluyorsunuz şimdilik? Yani kapatmadılar mı ya, Sayın Özel dedi, net olarak söyledi ama e, öbür partilerde de aynı netlikte Hemen söyleyeyim var. bir cümle. İyi Parti'nin tutumu son derece evet, net. Parti de son, son derece Olur. net. Sayın Genel Başkanımız Hayır, defalarca pardon, ifade etti. Onu, evet. Asla ve asla Doğru. AKP'den gelecek. Bu... Siz 12 kere anayasayı değiştirmişsiniz ve değiştirdiğiniz anayasaya kendiniz uymuyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygıda evet. duymuyorum, uymuyorum diyen birinden gelecek bir anayasa teklifine biz özgürlük anayasa demezler mi insanın gülesi geliyor Hayır, yani. bir de şu var. Bir dakika. E, darbeci bir... darbe döneminin anayasası diyen Recep Tayyip Erdoğan ciddiye alınıp anayasa değişikliği konuşulmamalı katılıyorum. Hangi darbe dönemi anayasasından bahsediyor bu arkadaş? Bu arkadaşın tarih bilgisi yok. Ekonomiyi bilmediği gibi Ekonomi ben kitabını yazdım dedi. Hitit dilinde yazdı. Ne kendi okuyabildi ne de başkası okuyabildi. Bunun tarih bilgisi de zayıf. 135 maddesi değişmiş bir anayasa. Darbe anayasası olur mu ya? Bu ülkenin cumhurbaşkanı hala darbe anayasasını değiştirelim diyerek demagoji yaparken buna hiçbir lider fırsat vermemeli ve anında susturmalı.